Nasıl bir yer ya? Ya Rüstem abicim, soracağım ama korkuyorum. Bizim burada ne işimiz var ya? Eski bir defteri kapatmaya geldim. Senin üstün yeteneklerine ihtiyacım var. Ama önce şu güvenlik kamerasını etkisiz hale getirelim. Bana bak, açabilir misin kapıyı? İşte ya abi, benim mesleğim nedir ya? Kapıyı açarız da abi, yanında alet edevat yok ki. Durayım. Tamam, kilitli değil. Ama yine alet lazım abi. Ahmet Kural bütün kredi kartlarını aldı. Sende kredi kartı var mı? Ben de. Kredi kartı. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey daha var. Bir daha var. Yalnız Rüstem abicim, bu yedili senin elinde kalmasın. Yedili üçlü çektirir. Sonra adaş kaderi yaşama. Ya sen de... Tat 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 tam. Açıl susam açıl. Buyurun efendim. Abi dur, ben bir ışıklandım bulayım. İşte orada. Görgün Serif bir de girişe koymuş. Neyi koymuş abi? En iyi döviz sahnesi ödülü. Cavit Aslıoğlu'nun yerime geçebilir misin dedi. Giydim şövalye kaskını. Dedim Züneyt abi, elinden gelen ardı ve koma. Komadı, iyi bir dövüş çıkardık işte. O sahne bu ödülü getirdi o sene. Ha, ödülü tabii Cavit'e verdiler. Vay anasını satayım. Kasta onun adı yazılıydı. Alacağım tek ödül olacaktı o. Yalvardım Cavit'e bana ver diye. Bana mısın demedi. Abi bu ödül senin hakkın. Al ödülü gidelim. Ne alması lan? O gün olsa kıymetliydi. Şimdi ne işime yarar benim? O zaman burada ne arıyoruz abi? Tut şunu. Tut. Tut. O ne? Onun hakkı bu Salih'cim. O ödülün hakkı bu. Yapamadım lan. Böyle gizli saklı girmek geldi beni. Hadi zıpırt gelir. Bana bak. Sen yapacaksın. Nasıl abi? Abi saçmalama, gözünü seveyim. Bana bak. Bu gece bu ödüle işenecek. Ulan sen demedin mi? Ne diyorsun, sen demedin mi? Sen yapacaksın. Ya arkadaş, en düzgün adamlar bana gelince Hannibal Lecter'a dönüyor ya lan. Yine de yapayım, söz verdik bir kere. Abi tabii ben de strese girdim şimdi, yaşın ölmeden. Abi benim iki numara geldi. Ne diyorsun lan? Çok fena geldi, tutamıyorum. Ulan tut ulan. O kadar demedik, tut. Yok tutamıyorum. Dur bir şey. Yuuu kanat pes. Abav. Havar Rüstem abi, havar. Oy. Ya arkadaş, ben anlamadım ki bu polisler nasıl bu kadar hızlı geldi ya? Ulan öyle ses çıktı ki komşuların hepsi uyanıp polise haber vermişler. Abartma abi, öyle bir ses çıkmadı yani. Ulan iki tane dişi olsa baba diyecekti resmen. Hiç ses çıkmamışmış. Bak. Tamam abi, tartışmayalım ya. Azıcık kayda yatayım ben şuraya. Ya hay Allah. Allah Allah. Ben bela mısın? Madem böyle samimi bir ortam oluştu, ben de bir itirafta bulunayım ya. Kimseye söyleyemiyorum, içimde kaldı. Al bakalım. Ben Sıla'dan çok korkuyorum. Hangi Sıla'dan? Şarkıcı Sıla'dan mı? Böyle kaşlarını çatıp adam döver gibi şarkı söylüyor ya, çok tırsıyorum ya. Hakikaten o niye öyle yapıyor ya? Yoruldum şarkısının klibi gece yayınlanınca tek başıma evde izleyemiyorum. İyi gece çıkarsa beni çağır, birlikte izleriz. Tamam olur. Biz sanki seninle iyi bir ikili olduk ya. Olduk olduk, bayağı olduk. O zaman çatı kiremitlerini. Evdeki nevresim takımlarını. Zimbabeli tütün işçilerini. Pandomime gönül vermişlere. Kestane Gürgen Palamut'a, buzdolabını ayağıyla kapatanlara. Sen içerideyken çiçek yetiştirenlere. Grip olup da çalışmak zorunda kalanlara. Ahmet, sen sürpriz deyince yüreğim ağzıma geliyor bak. Yok, bu sefer bayılacaksın. Ki normalde severim ben sürprizleri. O halde kusura bakma ama dibin düşecek ki en favorimdir. Ta 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 ta! Bir şey olmadı. Benim can borcum, anasını özleyecekti. Ahmet Kural öyle kalacak, öyle mi? Yok ya. Nasıl yani? Feride, ben senin ananı getirdim. Dindir özlemini, hadi. Ya Ahmet, şaka yapıyorsun. İşte orada. Hani? Aha ya.
Feride. Feride. Ahmet, bu benim annem değil ki. Nasıl değil la? Feride kızım. Kızım diyor işte, emin misin? Ya herhalde eminim Ahmet. Feridem. Sarıldı işte sana. Ya bir dakika, Allah Allah, Ahmet bu benim annem değil. Bir tanem, Feridem. Ferideciğim, Ankara'ya gittim gece. O kadar direksiyon salladım. Sana yanlış insan mı getireceğim ya? Annen o senin. Yavrum, Feridem benim. Ya hanımefendi bırakır mısın? Aa, bırakmıyor da hanımefendi. Feridem. Manyak mısınız? Bir saniye ama ya, Ahmet bu benim annem değil. Feridem benim. Ya Ahmet, ne oluyor ama ya? Anlamıyorum ben ama ya. Tamam, şaka yaptım, şaka yaptım. Tamam, ağlayacak şimdi gerçekten. Tamam, bırak, tamam. Ne şakası? Feride, Feridem. Ablacığım, tamam, gözünü seveyim. Ellerine sağlık, senin işin bitti. Hadi, tamam. İşte benim 100 kağıdı alayım. Yuh! 100 kağıt ne lan? Al. Bu işler bedava olmaz oğlum. Bir zahmet şu benim çay parasını da ödeyiver. Allah Allah! Ya ben öyle şaka yapınca belki gülersin diye. İyi de Ahmet, niye? Çünkü... Ya günlerdir gülmüyorsun Feride. Ay. Ahmet, bir an gerçekten annemi getirdin zannettim ha. Ya yok, anneni getirdim zaten. Şu şeyde, ileride kafe var, orada oturuyor. Ankara dediğin kaç kilometre kızım? Gittim getirdim, belki gülersin diye. Bana mı koyacak ulan? Ya Ahmet, hala şaka mı yapıyorsun, gerçek mi söylüyorsun? Anlamıyorum ben. Biz şöyle bir şuraya doğru yürüyelim seninle Feride Hanım, hadi. Ahmet. He. Getirdin değil mi annemi? Bilmem, getirdin mi acaba, bilmiyorum. Cevabı beraber bulalım. Hadi şöyle, hadi. Vallahi dua et adam davacı olmadı abi. Yoksa gasptan haneye tecavüze kadar her türlü içerdik ya. Hele bir anlasın, bir sürü fotoğrafı var elimde. Ha sahi ya, fotoğraf fotoğraf deyince adam böyle bir tırsıda. Nedir o fotoğraf hikayesi? Orası beni ilgilendirir. Anam, ne oluyorsun lan? Oh, geçti abim midem ya. Bir rahatsızlığın mı var oğlum senin? Ne bu hal? Allah bu kadın programlarının belasını versin abi ya. Gayısı kurusu kadınlar da yaşlanmayı geciktiriyor demişler. Ablamla annem eve gayısı kurularını yığmış abi. Maaşın yarısını ona yatırmışlar ya. Evde olunca sen de yiyorsun ha. Ne yapacaksın abi ya? Sonra çırçır tabii. Hep bu kadın programları yüzünden. İzlettirme oğlum bu kadar zararlıysa ha. Nasıl izlettirmeyeyim abi? Fakiriz biz. Bu gece. Ya şurada ne oluyor ya? Aklım takıldı. Bir eğlence var orada. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abi ne kadar güzel söylüyor ya. Hakkı yetenek. Paralı bir şarkı. Doğru abi, tam gaza adamım geldim abi, bir dur. Ederelim mi? Biraz sus, biraz huzur. Yeter. 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 Sanki biraz fazla baydı. Abo. Sözler benim tadı aynı. O sıktı bu sıktı, kolyem boğazımı sıktı. O pıstı bu kaldı, kız sarhoş oldu, ağladı. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Biraz boş verelim mi diye düşündüm. İçkileri masaya vurup keyfimizi çatsak. Ben bir şey beklemem. Ben de bir şey beklemiyorum. Senden. Zaten ben de işim zor var. Biraz sus, biraz huzur yeter. 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 Abi ikimizin de paraya ihtiyacı var, tamam mı abi? Bu nedir ya? O nasıl attı gitar öyle? Nasıl attı lan?
Giderdir torun çekici. Soğurdu arpeş hala kulaklarında. Abi kız gitarı elinden Kordoba'nın topu oyuna sokmasına benzer bir yöntemle çıkardı. Sonra senden seken gitarı aldı, çalmaya devam etti. İzleyenler es verdi zannettiler. İzleyenler şovun bir parçası zannettiler. Alkışlayanlar oldu abi. Gitar bana gelirken hala çalıyor muydu lan? Çalıyordu sanki. Vallahi orasını ben de anlamadım abi ama senin kafayı değdikten sonra akorda olduğu gibi geldi bana ya. Vallahi onu bile ayarlamış olabilir. Vay 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 vay. Havar doktor havar. Ne kadar da tatlı bir ona da farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da değişik bir ona da ilgin. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayırdır Murat? İntizar taklidi mi yapıyorsun? Silah sesi gibisin Münir. Seni duyan bütün kuşlar kaçıyor. Bravo, bravo. Ben bu mekanın füze kalkanıyım Murat. Başka bir niyetim varsa uyarayım dedim. Dört işlemde çok iyiyim demiştin sen Salih'e, doğru mu? O biçim. Çarparım, bölerim, toplarım, çıkarırım. O zaman Münir, hadi yavrum komşudan bir onluk alıp geliver çabucak. Hadi, 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 aç. Usta abici. Hava çıkıyor. Kendimi yeterince ifade edemedim sanırsam. Biz burada böyle şeyleri sevmeyiz. Biz diye bir şey yok Münir. Seninle aramızda olan test ayrıca sonvari bir ilişki. Sen doğruları savunuyorsun, ben alternatifi. Uzun vadede kazanma şansın. Hiç yok Münir. Zaten havam da gitti. Havam bozuldu. Avram gitti ya. Hadi canım, hadi. Hadi, hadi. Balkanlardan gelen soğuk havayı beklediğimiz gibi bekleyeceğiz seni de. Fazla acele etme tekrar gelmek için. Yüzüğü de takmışsın. Burnuma dönmüşsün zaten. Kıymetlimiz. Boş yere Yüzüklerin Efendisi değil oğlum o filmin ismi. Münir Efendi. Her şey bunun sayesinde oluyor. Ne diyorsun lan sen? Bakıyorum da ilgini çekti konu. Az önceki kızlar. Sence neye bakıyorlardı? Yüzük. Değil işte. Satürn'ün halkası oğlum bu. Bunun sayesinde boşta gezen ne kadar gök cismi varsa hepsi etrafında toplanıyor. Vay anasını. Ya işte. Ya biliyorsun. Sen akşam yapacağım şovu bir izle, ondan sonra bir gör karar verirsin. Murat ben de geleyim lan. He? Allah aşkına Murat'cığım ben de geleyim ya. Ya mekanı koruyacağız, galoş falan ayarlayacağız diye. Vallahi yapayalnız bıraktım kendimi ya Murat. Ne olur ben de geleyim lan. Akşam ben de geleyim lan. Yok yok. Daha neler ya. Murat'cığım. Bedava senelik üyelik. İstediğin uzunu geliştir. Sixpack? Standart bir Kuzey Güney bölümünde izlediğimizden de fazla. Adonis? 3 ayda Adonis çıkarırım. Yetmez dersen Sabonis bile çıkarırım lan. Almus'tan gelen Yiğit Hüseyin gibi olur mu lan vücudum? Ya yok onu yapamam şimdi ama vücudu bayağı bir toparlarız. Ben şimdi sete gidiyorum. Hey Allah'ım ya. Tamam lan. Akşam görüşürüz. Bekleyeceğim Murat'cığım. Bekleyeceğim. Hala annemi getirdiğine inanamıyorum. Ya sen özledim deyince... Ya ben annemi özlemedim ki. Özlemedin mi? Yo. Saka kuşu yavrusu gibi ağlıyor değil mi? Ahmet'ciğim bu benim en basit yalanım. Neye ağladığımı söylemek istemediğim zaman annemi özledim derim ben. Hem zaten ben annemle hiç anlaşamam ki. Hem ya. Neye ağlıyordun peki sen? Ya... Sabah uyandım, ellerim, ayaklarım bağlı. Mehter takımı tepemde bas bas bağırıyor. Sinirlerim bozuldu. Hem senin şu papatya sürprizin vardı ya. Ya ona da kızdım diye çok pişman oldum. Bari dedim bu seferkini bozmayayım dedim. Ne bileyim annemi özledim dedim. Ne yapayım? Geri götüreyim lan ben bunu o zaman. Ya Ahmet. İnsanın sevgilisi annemi özledim deyince erkek şefkat gösterir. Yani ne bileyim hediyeler falan alır. Kalkıp 500 kilometre ötedeki kadını ertesi sabah karşısına dikmez ya. Ahmet Kural kızım benim adım. Alaaddin'in cini gibiyim ben. Ne istediğine dikkat et. Şakam yok. Yaparım. Neyse hadi gel yanına gidelim de. Vıdı vıdıya başlamasın şimdi. Efendim kusura bakmayın. Sizi de beklettik burada yalnız yalnız. Feride, ha? Bu çocuk ne kibar çocuk. Yolda gelirken de nasıl hizmet edeceğini şaşırdı. Aman efendim, vazifemiz. Feride, ha? Eğer bu çocuğu kaçırırsan başını taşlara vur kızım. Anne. Ahmet, oğlum bunun aklı bir karış havada. Şimdi bak yaşı da kaç oldu? Bu akılla bunu kimse almaz. Sen al onu olur mu? Anne, ne var? Olur mu efendim? Feriden benim Bizans altını gibidir. Her dönem alıcısı vardır. Kuru 1400'den bozuyorum.
yapabiliyor bu ha? Estağfurullah. Ya ne kadar da Feride'ye benziyorsunuz. Ahmet. Vallahi bak, sokakta görsem sizi böyle uzaktan... Şu gelen Feride'nin annesi değil mi ya? Derim. Ahmet. Demiş burnunuzdan... Ahmet, ben evlatlığım. Canım benim. Tabii şimdi... Ya şaka be şaka. Ya ilahi Feride ya, ben de... Annem aslında benim teyzem. Yani teyzemin çocukları olmayınca öz annemler beni vermişler. Ben ama yine de teyzeme anne diyorum, değil mi teyzem? Tabii şimdi. Ya şaka be, hemen gerildi bu da. Ağzının ortasında şimdi bir tane şey var orada. Feride'cim ya, niye böyle yapıyorsun şimdi? Annem mi, değil mi? Bilmem. Öz annem mi acaba? Ya ne oluyor ya? Uğraşmasana çocukla. Deli bu kıza. Ben öz annesiyim Ahmet. Nasıl oluyormuş Ahmet Bey? Abi telefonum çalıyor. Ben bir gideyim bakayım. Kalsamın cebinde kalmıştı. Ha, git tabii. Git, git, git. Arayan vardır, git. Doktor olunca arayan çok oluyor tabii. Ahmet. Sen şimdi Feride ile ciddi misin oğlum? Aşırı derecede ciddiyim efendim. Seviyor musun? Aşırı derecede seviyorum. Ahmet oğlum, biliyorsun bunun aklı bir karış havada. Küçükken de malının kıymetini hiç bilmezdi. Sen eğer ciddiysen ben sizin aranızı yaparım. Vallahi mi? Yaparım. Vallahi bir ömür duacınız olurum efendim. Sen merak etme, o iş bana emanet. Halledin lütfen. Halledeceğim. Bana ne kadara patlayacak acaba? Ekmek ekmek, ekmek yemeyen olmaz. Daha nereye yiyeyim sade? Tekstil sektörü ne kadar gelişmiş arkadaş ya. Adamlar çekilmesi gereken sahnelerin tamamını çektiler ya. Adanın genellerini de çekeceklermiş. Onlar kalmış. Yalnız ben hiç ümitli değilim kardeşim ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeceğim lan. İlk bölümü çıksın kardeşim. Gidelim izleyelim bakalım. Eğer beğenmezsek gideriz kapılarına. Biz çekeceğiz deriz. Nedir yani? Nedir yani? Akşam ne yapıyorsun lan? Alemlerdeyim nokta net. Sen de gel diyeceğim ama başım bağlı nokta org. Ork ne lan? Boş ver kardeşim. Akşam ben çok önemli adımlar atabilirim kardeşim. Sen yine ne adımlar atıyorsun lan? Atınca anlarsın. Safi Cemal, akşam ne yapıyorsun lan? Vallahi biz gidip Ecevit'le rolümüze çalışacağız Ahmetciğim. Siz sıkılırsınız, ünlüsünüz ya. Ne diyorsun lan? Sen buna bir şey mi dedin oğlum? Yok. Neyse. Biz doyduk zaten değil mi Ece? Kalkalım istersen. Kalkalım. Benim de iştahım yoktu zaten. Asıl bombaya gel. Dizinin başında Baytar kokmayan çoraplarının sunduğu kayıp başlıyor yazacakmış. Kokan yazardı daha mı iyiydi Sade? Sen beni hiç anlamadın ya. Hadi. Suyu al suyu. İçeriz bunu. Hadi. Oğlum biz bunu kırdık mı fark etmeden? Bir şey mi söyledik? Ne gene bu havalara girdi? Bilmiyorum da demek ki yani biz bunun bir gönlünü alalım. Bakarız, zamanı gelince alırız. Eşek eti mi oğlum bu ya? Sonra diyorlar ki niye sette yemek yemiyor? Niye yiyeyim? Sait, gel bakayım nerede? Aman efendim, neden bu kadar zahmet ettiniz ya? Hakikaten anne ya, niye zahmet ettin? Aa, ne zahmeti canım? Şimdi siz nerede bulacaksınız ev mantısını da kim açacak? Feride mi? Vurdu gol oldu. Anne, tıp fakültesini bitirdim. Üstüne gittim, bir de uzmanlık yaptım. Ama hala sana yaranamadım ya. Canım kızım, yani ben lafın gelişi söyledim zaten. Bir anne kızının mutluluğundan başka ne isteyebilir ki? Zaten onu da bulmuşsun. Vurdu gol oldu. Vallahi çok mutluyuz. Doğruya doğru. Anne sen ne zaman gideceksin? Yani bizim için de kendi düzenini bozmuş oldun. O nasıl söz Feride? Terbiyesizlik yapma. Vallahi acı biber sürerim ağzına. Aha da sürüyorum ha. Başımızın üstünde yeri var ananın. Ferideciğim, birkaç gün işim var. Onları halledip döneceğim. Şey... Yalnız... Anneciğim ver, ben hallederim. Ver sen. Dikkat et. Artık damak zevkinize tamam. Göre dökün. Yalnız tamam. Dikkat et, kızgın. Tamam. Kızgın. Feride, yanına otur lan! Anne! Anne! Ya ben
Ben onu şey olarak söylemedim, o manada söylemedim. Refleks olarak ya. Ağlama, ağlama. Murat yemin ederim, bak refleks mi çıktı oğlum ağzımda? Ben söylemeyin ya, ama öyle bir şey. Ne olursun bir şey söyle. Ahmetciğim kardeşim, şimdi doktora gittiğin zaman dizine çek, işte bunu dizin atar ya. İşte o reflekstir kardeşim. Sıcak sobaya elin değmesin diye böyle bastığın ana çekersin. İşte o da reflekstir kardeşim. Fakat sırf üzerine yağ sıçradı diye sevginin annesine küfür etmek literatürümüzde var mı? Hüsam abi, Hüsam abi. Duymadı. Yok, 300. Deme, deme. Öyle deme Cemciğim. Şimdi Ahmetciğim, analı kızlı diye bir yemek var ama sen onu çok yanlış anlamışsın. Nasıl öyle deme oğlum? Ne yapmışsın lan? Kadıncağız öldü gitti işte. Resmen öldü gitti kadıncağız. Artık kafasından iyi canlandırdıysa. Ağlama. 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 Salma bacım kendini. Ahmet. Veletel namin. Nasıl oldu Feride? Sakinleştiriciler iyi geldi baya. Ya Feride kurban olduğum, bak yemin ederim ki aslında ben o lafı ananı refere ederek söylemedim. Ya biliyorum Ahmet, biliyorum da. Neyse. Ahmet ben annemi de alırım, bir iki saate evden çıkarım. Yarın da yolcu ederim. Yalnız sen biz giderken ortalıklarda olma, tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Nefret ediyor benden değil mi? Yani. Bir daha görmek bile istemiyorum dedi. Gülme Feride ya. Ya Ahmet nasıl gülmeyeyim ama ya. Annemin yanındayken anneme küfrettin ama ya. Ya ama ben onu kastetmedim ya. Niye anlamıyorsun beni? Ya. Ay Allah'ım ya. Bak günlerdir ilk defa böyle gülüyorsun. Ananı sırf o yüzden aldım getirdim buraya. İstemediğim yoldan da olsa seni güldürmeyi başardım. Neyse. Biz bir iki saate gideriz. Sen de ortalıktan kaybol, tamam mı? Tamam. Çok hoşsun ya. Hadi. Kadına kalayı bastık yala. Münir Allah aşkına. Oğlum işte sen yüzük deyince belli olsun diye böyle bir şey yapayım dedim. Ya lütfen Münir ya, bu kıyafet ne lan? Bir de evladım imaj için takım elbise giyeyim dedim. Benim son takım liseden kalma olunca da durum böyle oldu lan. Ya bırak. Tipi kes ya. Münir Allah aşkına, Barış Manço'yu kullanırlarken araya Erol Büyükmuş'un saç teli karışmış gibisin ya lan. Bu ne lan? Hay ben seni yapacağın işin. Senin tipin şu mekana nüfuz etmeden ben av mevsimini başlatayım en iyisi. Başka türlü olmayacak. Targıt belek tut. Fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Selamun aleyküm. Yüzünü çıkarmamışsın. Dürüst adamları severim. Saklayacak bir şeyim yok. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Sana mı gidelim, bana mı? Oho, onu diyecektim ben de. Öyle olsun ki şey yapalım, bana gidelim. Sana da uyarsa tabii. Olur. Olur. Yüzüklerin efendisi Murdur'un derinliklerine girecek birazdan. Yemek için de sağ ol. Biberli bonfile, cacık. Son cacığın olur inşallah. İnşallah kardeşim, ben de seni seviyorum. Lan o manada demedim lan. Allah belanı versin. Kum. Bilen bilir, kopçalının benim için manevi değeri büyüktür. Hadi yine isim. Kariyer sitesi mi o ya? Seni ilgilendirmez ya. Hemen paramı. Gideceğim ben. Ne parası ya? Ne parası ya? Dün gecenin parası. Hadi, hadi. Hareketlere bak ya. Zaten bir bitkine oldu belliydi. Kuru 1.8'den mi sayıyoruz? Olur. Olur. 48, 48. Buyurun. Şimdi burada 1100 lira para var. Normalde 1080 yapar. Benim matematiğim çok iyidir. O 20 lira var ya, düz olsun, 1100 olsun, bir kere daha yapalım. Ne bir kere dahası ya? Ben artık dün geceden sonra bu işi yapabileceğimi bile sanmıyorum. Niye ya? Ben artık sevişemem. Ya bırak işi, hobi olsun diye bile artık sevişemem. Nasıl ya? O kadar kötü müydü? Bak, hayatımda başıma gelen en kötü anları sayayım mı sana? Birincisi, amcamın bana tecavüz ettiği gündü. Onun yakınlarında okulda bitlendiğim bir dönem vardı. Dün gece de işte bu ikisinin arasında bir yerdeydi ya. Hayır, hayır. O kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Elimden geleni yaptım ya. Daha ne yapayım yani?
Ya ben dün gece bir ara uzaylılar tarafından kaçırıldığımı sandım ya. O kadar da değil ya. Sen de ne yaptın? Tam tokatlıyız da yani. İnsanlara oy kullanmam ben. Ya öyle değil ya. Dün gece ben bir ara çatıya çıktım atlamak için. Sonra vazgeçtim, geri geldim. Sen gittiğimi bile fark etmedin. Hala devam ediyorsun. Kendince bir çaba içindeydin böyle. Oldu mu öyle bir şey ya? Ha, oldu ya. Benim de işte huyum kurusun. Kaptırdım kendimi, duramam. Non-stop, aynen devam. Havlucu Mehmet bir ben iki. Yok, yok ya, yok. Vallahi bana bir uyarın. Ben zaten meslek icabı biraz Rusça biliyorum. Artık rehberlik falan yaparım. Buraya kadarmış yani. Şimdi madem işi bıraktın, şey yapalım diyorum. Arkadaş olalım. Yani normal arkadaş. Kahve falan içeriz, ben sana falan bakarım. Arayayım mı seni? Ara sen beni ya. Ara. Arayacağım. Ara vallahi, ara sen beni. Arayacağım, arayacağım. Arkadaşım, o 20 lirayı geri alabilir miyim? İş başka, arkadaşlık başka. Hastasın sen ya. Ya vallahi hastasın. Çok yalnızdım. Yalnızdım. Resepsiyon, yukarıdaki eşyalarımı alır mısınız? Ben bir daha odaya girmek istemiyorum. Alın, yakın onları. Ulan bu nasıl iş arkadaş ya? Zina yapacağım diye yola çıktın. Kötü yoldan kız kurtardın yala. Allah benim belamı versin. Gördün mü hemen nasıl yönetmen olma sevdasına düştüler? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bunlar dediklerini yaparsa bütün sahneleri kendilerine yazdırırlar ha. Ya böyle konuşmayı hiç sevmiyorum. Ya, biliyorum hep senin çok iyi arkadaşın lan. Ama biz seninle ikimiz birlik olmalıyız. Yani bence öyle. Bence de. Ne yalan söyleyeyim, bence de birlik olmalıyız. Yani biz birbirimizi kollamazsak, biz hiç kimse kollamaz ki. Aynen. Çalış bir şeyler ya. Şşş, Sami Cemal Cingöz, hadi la kalk çabuk, gidiyoruz, işimiz var. Hadi hadi. Ulan nereden buldu burayı ya? Ha. Gelmiyorum ben, işim var, rakı içiyorum ben. La oğlum, Murat'la biz bir spor programından teklif aldık. Seni de ilk bölüm şerefine konuk yorumcu olarak götüreceğiz, hadi. Vallahi mi abiler? Ya hadi oğlum, hadi çabuk la. Galatasaray'la ilgili kısımları sen yorumlayacaksın. Abi sen ne diyorsun? Sade. Efendim? Senle ne konuştuk az önce? Ne konuştuk? Sana aşkım seni de götürmek isterdik ama işte gel gör ki offside'le ilgili falan soru girer şimdi. Müşkül durumda kalırsın diye götürmüyoruz. Afiyet olsun. Ece, sende nakit var mı ya? Benim üzerimde yok da hesap edersin değil mi? Zaten ben hiç ekşi. Hadi sen ha. İki saat sonra filan canlı yayındayız. O ne yiyor? İzlersin. Hadi. İyi yayınlar. Sağ ol. Vallahi abiler, bayağı bir şey var söyleyeceğim. Hepsini hazırladım kafamda. Sakin ol sadeciğim. Sakin ol kardeşim. Çok coşmala. Beyler, bazı şeyler önceden konuşalım diye geldim. İlk bölüm itibariyle hiçbir eleştiri yapmıyoruz. Nasıl ya? Genel olarak iyi tablolar çiziyoruz. Bardağı dolu tarafından bakacak şekilde konuşuyoruz. Bir dakika ya, Türk futboluna bardağın dolu tarafı mı kalmış ya? Murat Bey, uzatmazsanız sevinirim. 20 milyon taraftarı olan kulüp bunlar. İlk hafta uğraşmayacağız dedim. İşte esprili bir şeyler söylersiniz. Bizim tecrübeli yorumcularımız gerisini götürür zaten. Tamam? Aman diyeyim. Bu ne ya? İlk hafta bir şey demeyin diyor. İyi de ben başka hafta yokum ki, bir tek bu hafta varım. Fonetik diller gibiydik arkadaş. Yazıldığımız gibi okunurduk. Ne hallere düştük biz ya. Bu ne lan? Canlı yayın değil mi Murat bu? Canlı yayın kardeşim. O zaman ne yapıyoruz kardeşim? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Patlıyoruz! Haydi abiler! Cibappa cibba. Oo. Peki Sayın Ahmet Kural, bu hafta Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu haftadan ziyade Beşiktaş'la ilgili bilmek istediğim, anlayamadığım birkaç konu var benim. Hazır tecrübeli abilerim, sizler de buradayken bunu sormak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu Beşiktaş'a gelen golcü orta sahaların yavaş yavaş sürekli koşan düz adam haline dönüşmesi süreci nasıl işliyor tam olarak? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Tabii tabii, Veli Kavlak var. Tabata var. Bırak Tabata'yı kardeşim ya. Ayhan Akman gerçeği var ortada ya. Bu adam Beşiktaş'a hücum yönelik orta saha oyuncusu olarak geldi. Ön libero olarak çıktı. Adamı 3 senede ofansa küstürdünüz be. Beşiktaş'ın ama oyuncuyu hücumdan soğutan bir oyun disiplin anlayışı var zaten. Gizemli ama var yani. Ya Stefan Kuntz bu takımda stoper oynadı lan. Alman milli takımında forvet oynayan adam geldi burada stoper oynadı. Top çıkarmışlığı var çizgiden. Ben gördüm lan. Sen hala bana diyorsun ki hücumdan soğutuyorsun. La neyi soğutuyorsun? Ayıptır be.
Bak Muratçığım, iddia ediyorum eğer ki Beşiktaş 2. Dünya Savaşı yıllarının Almanya'sında olsaydı dünya daha barışçıl bir hal alırdı, onları da küstürürdü hücuma. E işte Fenerbahçe. Fenerbahçe mesela ben kendimi bildiğim bileli Pablo Picasso'nun tablolarındaki insanlar gibi vücut oluşturacak her türlü uzuv var. Fakat başka başka yanlış yerlerde yani. Siz de Fener maçlarını izlerken Michael Bay filmi izliyormuş gibi oluyor musunuz ya? Bravo kardeşim, 10 numara 5 yıldız tespit. Buradan Hollywood sinemasına sesleniyorum ben. Öyle Megan Fox oynatırım, Transformers yaparım da olmaz bu işler. Yarı yolda kalırsınız. Türk futbolu da böyle işte. E ne efendim, Megatron'u var, Optimus Prime'ı var, seyircisi var, Bumblebee'si var. Seyir zevki yok, ruh yok, heyecan yok. Bir de Fenerbahçe'de en iyi teknik adam ve en iyi kadro. Akreple Yelkovan gibi. Aynı anda, aynı zamanda hiçbir şekilde yan yana gelemezler. Nadiren yani. Ama şimdi şunu kabul edin abiler. Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmeye en çok yaklaşan takım Galatasaray'dı. Ya tabii orası öyle de şimdi. Galatasaray resmen Türk insanının maziyle bağını koparamama hastalığının futboldaki tezahürü gibi yani. Bunu da hepimiz biliyoruz yani. Tabii tabii. Buna katılırım. Buna itiraz etmem. Galatasaray, Steaua Bükreş'in oynadığı yarı final maçından sonra daha iyisini yapmak yerine insanları bunun çok büyük bir zafer olduğuna ikna etmeyi tercih etti. İşte biz orada bittik kardeşim. Sürekli yarım kalmış maceraları niye zafer gibi sunuyoruz kardeşim? Ya Manchester'ı eledik, ya Monaco'ya 35 metreden gol attık. 89, Prekazi hocam. Tamam işte ama o Prekazi torun torbaya karıştı, hala o golü konuşuyoruz ya. Ya kardeşim üstüne bir şey koysana. Kupayı aldılar ama sonunda. Tamam da Ahmet, bak hala o kupayı konuşuyoruz. O yetti aslında bize. Her sene vizyon, misyon belirliyoruz, büyük hedefler koyuyoruz ama bütün Galatasaraylılar itiraf etsin abi. O kupa yetti bize, biz orada durduk. Ya şimdi bir dakika Fuat hocam, Mehmet hocam. Kusura bakmayın ama biz neyi tartışıyoruz ya lan? Biz İngiltere'ye resmi maçta gol atamadık lan daha. Evet abi. Biz neden Möller'in İngiltere'ye attığı golden sonra verdiği pozla övünüyoruz ya? Biz niye kendi golümüze sevinemiyoruz abicim? Niye? Niye? Ya bırak onu. Kardeşim biz Beşiktaş olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde Barcelona ile eşleşmeyelim diye dua etmek zorunda mıyız ya? Biliyoruz rezillik çıkacak, tamam hadi biliyoruz. Elin Fransız'ı, elin İtalyan'ı Dünya Kupası finallerinde nasıl yendik? Avrupa Kupası finallerinde nasıl koyduk diye konuşuyor ama biz burada sessiz taraftar olarak susuyoruz yani hocam. Bu arada koyduk dedim ama onu dip diyecek miyiz, nasıl olacak o? Bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi ne biliyor musun? 50 yıldır bir naneyi beceremeyen futbol yöneticileri. Eli azıcık para görünce sapıtan, sonradan görme futbolcular. Hatta bu konuyu işleyen çok da güzel bir film vardır Türk sinemasında. İlyas Salman oynar. Ya ya ya, şa şa şa. Dar alanda kısa paslaşmalar, hadi. Futbolda da bunun başka türlüsü var Fuat hocam, Mehmet hocam. Yani her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden ama tavırlarından hiçbir şekilde, en ufak şekilde taviz vermeyen teknik direktörler. Nokta net. Hatta gerekirse isim vereyim. Geçenlerde Üstün Dökmen hocamın bir programında rastladım. Çocuklara şunu yaparsan şeker vereceğim deyip vermeyen ebeveynleri eleştiriyordu. Çocuklar insanlara olan güvenlerini kaybediyorlarmış. Hangi kamera? Üstün Dökmen hocam, kusura bakma da Türkiye'de 80-90 arası doğan çocuklar şeker yüzünden değil, Hesler, Möller, Zammer üçlüsünden bir tanesi bile Türkiye'de oynamadığı için kaybetti insanlara güvenini. Öyle işkembeden transfer haberleri sallamayın. Onlara inanıp gece heyecandan uyuyamayan çocuklar var çünkü. İnsanların duygularıyla oynamayın lan. Almanya Ligi'ne de oynamayın. Çok sürprizli, yatarsınız. Aferin lan Sadi. Bravo. Bir Rıdvan Dilmen, iki sen. İşte 3 Mehmet Demirkol, 4 Fuat Akta, 5 Hayri İçer. İçerler. Adını doğru söylemesem içerler. Hayri Hiçler. Bravolar. Vallahi iyi içimizi döktük ya abiler. Bir de Hami Mandıralı toplara nasıl sert vurmaya başlamış ki, yaparsak tamamdır. Bir de bir rivayete göre... Bir dakika, bir reklam arası verebilir miyiz hiç değilse? Tabii hocam. Hocam siz ne yaptınız ya? Çok iyi yaptık, çok da güzel yaptık. İçimizi döktük, rahatladık. Haydi. Vallahi bir 5 dakika yayında kalmışızdır herhalde. Ulan helal olsun bize. Hocam saygılar, iyi yayınlar. Çok güzel programdı. Görüşmek üzere. Sağ olun. Eyvallah abiler. Ben şey burada yazılar falan alayım. Yes. Hocam tamam. Sadir'in ikinci arayayım. Bir de hocam çok teşekkür ediyorum. Tokat Spor Bulancak maçından bahsettik. Onu söylemeseydim şehre beni almazlardı. Otogardan giremezdim. Sağ olun. Ahmet, Sadir. Ne kadar da tattı, bir o kadar farklı.